Akif Peki, Karar Gazetesi. CHP'nin Paris çıkarması hangi gözleri açtı? CHP lideri Özgür Özel ile belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın olimpiyat izlerken verdikleri şu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf var ya, bu fotoğraf neler başardı. Aklınızdan bile geçiremezsiniz. İktidar propagandasının gözünü gerçeğe açan fotoğraf bu. Daha önce hiçbir şey buna muktedir olamamıştı. Bir fotoğraf nelere kadirmiş meğer. Sosyal medyanın en hızlı AK Partilileri onu görünce daha önce okudukları ne name varsa unuttular. Ne ekonomisi şahlanan, başarıdan başarıya koşan, kendi yüzyılını başlatan Türkiye teraneleri kaldı, ne de dünyanın kıskandığı Hans'la George'u sürünürken hamdolsun refah içinde yüzen milletimizin zenginleşme öyküsü. Hepsi bir kalemde çöp oldu, tuzla buz nasıl battı, kararttıysa gözlerini bu fotoğraf, kırmızı görmüş boğaya döndüler. Başka şey görmedi gözleri. Kendilerini inkar eder duruma düştüklerini bile fark etmediler. İstanbul 2036 olimpiyat oyunlarına talip. Sen misin 2024 oyunları devam ederken tanıtım için Paris'te iki günlüğüne yer tutan, sen misin bir resepsiyonla İstanbul evini açan, sen misin özelle yavaşı da alıp milli sporcularımıza destek için birlikte olimpiyat izleyen, İmamoğlu'na verdi veriştirdiler. Palais Galeria'da yer tutulmuş, Galeria Saray demekmiş, günlük kirası şu kadarmış, saray diye Beştepe'nin günlük masraflarına demediklerini bırakmayanlara bakın hele sizmiş de. Tanıtım adı altında artık Paris'e gidip gelip keyif çatmak için belediye parasıyla yer tutmuşlar da. Yesinler tabii, aksırıp tıksırıncaya dek yesinlermiş, yağma hasanın böreğiymiş de daha neler neler döktürüyorlar ki gelecek karşılığı düşünmeden ateş püskürüyorlar. İBB cephesi de kira rakamını yalanlayıp doğrusunu ve sponsorlarca ödendiğini, belediyeden kuruş çıkmadığını açıkladıktan sonra alıyor sazı ele, iktidar cephesinin duymak, konuşmak istemediği mevzuların kapılarını bir bir açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak konvoyuyla bir maç izlemesinin millete kaça mal olduğundan ve Beştepe'nin günlük harcamasından giriyor, 2014'te İBB'nin 570 kişiyle Güney Kore'ye turistik seyahatinin 14 milyon dolara patladığından çıkıyorlar. Gören de israf olimpiyatları düzenlendi, faturalar yarışıyor, milletin cebinden en çok parayı saçan birinci seçilecek zanneder. Oysa en acınası propaganda ödülü başkasına gidiyor. CHP'yi mi karalıyor, bunlar iktidarı mı? Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal bu daldan iddiasını yine koydu. Meşhur fotoğrafın üstüne X paylaşımı mesela, altın madalyayı hak etmez mi? CHP Paris'te hayat pahalılığını ve emeklinin sorunlarını değerlendiriyor. Nasıl yani? Türkiye'de hayat pahalılığı mı vardı? Emekliler yılında emeklinin yüzü gülmüyor mu? Hay Allah! CHP yüzünden miymiş? Paris'te olimpiyat izlemeye gitmeseler bunlar olmayacak mıydı? Onu mu demek istiyor? Fakat karalamada birinciliği Aslı Baykal'a verseniz diğer iktidarı kara çalıcılarının hatırı kalır. Şampiyonluğu almasa da şunların her biri dereceye girmez mi? Halk sürünürken Cumhuriyet Halk Partisi saçını tarıyor. Millet geçinemez, yazın memleketine bile gidemezken maşallah CHP'liler komple Paris'te olimpiyat keyfi yapıyorlar. E hani ekonomi şahlanıyordu. Paris'e gidenler mi bırakmadı? Türkiye yüzyılına ne oldu? Başaramamış mıydı? Yoksa CHP mi durdurdu? Millet aça, halk sürünüyor. Ne fotoğrafmış. Sağolsun kör gözleri de gerçeğe açmayı başardı. Yalnız CHP'yi karalayayım derken asıl iktidarı karalıklarının hala ayırdığında değiller sanki. Hayat pahalılığı ve emeklinin sorunları varken CHP Paris'te ne arıyor diye sorarak iktidara yaranabileceğini sanıyorlar. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz olunca bütün sermaye kaş yaparken böyle de göz çıkarılıyor işte cejat arz eder, övüneyim derken hırsızlığını itiraf eden Kıpti adam gibiler. Hadi utanmaları yok. Olmaz olsun böyle pişkin savunma diye reddetmez mi bir iktidar? Propagandistin fukarası muhalefeti sorumlu göstermeye çalışırken iktidarın ülkeyi batırdığına getirilmiş düşman başına.